Aa, iyi iyi. Ateşi biraz düşmüş. Bak, sihirli çorbam işe yaradı. Ay anne, kim bilir ne zaman tam olarak iyileşecek? Benim bu bakımımla 2 güne kalmaz iyileşir. Akşam biriniz onun yanında yatın bari. Gece uyanır bir şey ister filan. Biriniz yanında olun. Malum sihir yapamıyor. Ay, akıl verdiğin için teşekkür ederim Taci. Sanki biz Perihan'ı senin kadar düşünmüyoruz. Ben kalırım babacığım, merak etme. Ne münasebet. O benim arkadaşım. Ben kalırım ve ben bakarım ona. Aa, hayırdır inşallah. Anne, ben senin Perihan teyzeye bu kadar ilgili olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Herhalde başımıza kurbağalar yağacak yakında. Normal şartlarda anlaşırım, anlaşamayız. Bu ayrı bir konu. Ama böyle kötü günde o benim en yakın arkadaşım, en yakın dostum, olur mu canım? Bu söylediklerin kulağıma pek inandırıcı gelmiyor ama dediğin gibi olsun. Vallahi ne yalan diyeyim, ben de senin bu vefakarlığına şaştım kaldım Dudu. Normal şartlarda asıl senin Perihan'ın hastalığından faydalanman beklenir. E ne de olsa sihir yapamıyor. Senin kötü sihirler yapman için kaçırılmaz fırsat, öyle değil mi? Aslında doğru. Eşeğin aklına zorla karpuz kabuğu soktunuz yani. Ay, ben niye düşünemedim bunu? Dudu, cevap vermedin. Vermiyorum çünkü zırvalıyorsunuz. Hadi şimdi yukarı, siz yatın, ben arkadaşımla kalırım. Ne sihir yapsam da hazır Perihan hastayken Betüş'le Sadık'ı ayırabilsem. Dudu. Ah. Sen hep benim başucumda mıydın? Ya sen uyanırsın da bir şeye ihtiyacın olur diye kaldım. Nasılsın? Bilmem. Bütün vücudum dökülüyor. Böyle sanki iğneler batıyor. Bakayım. Aa, iyi iyi. Ateşin düşmüş. Ama hala sihir yapamıyorum. Senin yapamadığın sihirleri senin yerine ben yaparım. Hiç merak etme canım arkadaşım. Sağ ol Duducuğum. Ben senden bir bardak su rica edebilir miyim? Tabii, derhal. Ah, iç. Dur. Sağ ol canım. Hadi yat, dinlen. Bu hastalık ancak istirahatle geçer. Haklısın zaten. Kalkar kalkmaz başım döndü. İyi geceler. Senin hastalığına ben de üzülüyorum ama ne yapayım Peruş? Fırsat bu fırsat. Hazır sen bir şey yapamıyorken ben de en büyük hayalimi gerçekleştireyim. Betüş ve Sadık'ı ayırayım. Ama nasıl? Nasıl? Tabii ya. Buldum. Daha önce de denemiştim ama yakalandım. Şimdi Perihan da etkisiz olduğuna göre taşlar yerine oturdu. Sadık Betüş ve çocuklara kötü davranırsa bu iş çabucak biter. Sihirli kazan, sabaha öyle küçük şeyden bir kavga çıkar ki Sadık'ın Betüş'e attığı tokatla büyüsün, büyüsün. Öyle bir sihir ol ki Betüş evini terk edip yuvaya dönsün, 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 dönsün. Sadık. Sadık. Sabah oldu hayatım. Çilek. Kızım, sen bütün gece uyumadın mı? Uyumadım. Fırın çalmaya çalıştım. Neden? Çünkü dün akşam bana yalan söylediniz. Beğenmediğiniz halde beğendik dediniz. Ay, hiç olur mu öyle şey hayatım? Biz senin hevesini kırmak istemedik. Hem yalan çok ağır bir kelime.
gönlünü almak istedik desek daha doğru olur. Neyse ne, yalan işte. Çok bozuldum, çok sinirlendim. Size değil ama kendime. Aa, kendine niye kızıyorsun hayatım? Çünkü hiç güzel flüt çalamıyorum. Ama bunu bir gecede yapamazsın ki. Çok zaman gerekir, çok çalışman gerekir. İyi işte, ben de hep öyle yapıyorum. Çilek, niye bu ısrar? Çünkü kreşte bütün arkadaşlarımın bir yeteneği var. Kimisi çok güzel şarkı söylüyor, kimisi de çok güzel resim yapıyor. Tamam işte, adı üstünde. Bak sen de söylüyorsun, yetenek. Senin de illaki müziğe yeteneğin olması gerekmiyor ki. Belki başka şeylere yeteneklisindir. Ya illaki flüt çalman gerekmiyor. Çalacağım be, şu kafama koydum. Ben flüt çalmayı seviyorum. Şimdi beni rahat bırakır mısın? Çalışmam lazım. Lütfen anne. Sabah sabah, bu ne gürültü ha? Sadıkçığım çok uyusun. Çilek flüt çalışıyor, bütün gece uyumamış biliyor musun? Ne demek uyumamış? Bana bak, sustur şunu. Bir saat sonra işe gideceğim, uykumun içine etmesin. Susturamam Sadık. Zaten dün akşam bize çok kırılmış. Çocuk hevesini kırmıyorum lütfen. Öyle mi? Sen susturamazsan ben sustururum o zaman. Sadık, Sadık sen ne biçim davranıyorsun? Bana bak, sen karışma tamam mı? Nasıl yani? Sadık dur! Lan bana bak! Akşam çaldım, dayandık. Sabah sabah bu sesi çekemem, anladın mı? Sıçın, ne yapıyorsun? Bana bak sen, Sadık, karışma. Bitmiş. Tamam anneciğim, yok bir şey, yok canım, tamam. Ne yaptın babacığım? Bana bak, şımarık sus sen. Ne yaptın babacığım diyemezsin sen. Sadık, anlaşıldı mı? Sadık, kendine değil misin lütfen? Ver onu da, bana bakın. İkiniz de sesinizi keseceksiniz, anlaşıldı mı? İnanamıyorum, bu sen misin? Evet benim, ne olmuş? Her şeyin bir sınırı vardır, anlaşıldı mı? Yeter, bıktım artık sizden. Bıktım, bıktım. Benim de bir dayanma sınırım var. Böyle artık yumuşak, böyle ya? Anlayışlı baba olmaktan bıktım, utandım artık. Ben sabahtan akşama kadar, akşamın geri saatlerine kadar size bakmak için çalışayım. Ondan sonra da ciyak ciyak sesle iki paralık uykumu rezil edin. Ve de ondan sonra sen bana gelip bu çocuğa bağırma de. Ha, başka derdin? Baba, ne oluyor? Zıtkı! Baba, iyi misin? Sen de sus! Babam Betüş'ü böyle itti. Beni çok sarıştı. Babam! Aa, ben anladım abi. Bunlar şaka yapıyorlar. Babam hayatta el kaldırmaz. Hatta bağırmaz. Tabii, tabii. Bağırmam tabii. Ama bundan sonra babanız bağırır. Anlaşıldı mı? Bana bakın. Benim sakın tepemi attırmayın. İkinizi de vallahi döverim. Anlaşıldı mı? Sadık. Ne var? Hele o çocuklara bir dokun, seni mahvederim. Yok ya, çok korktum. Eğer böyle bir baba olacaksan seni terk ediyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Dön, işte kapı orası. Yalla. Aa, Sadık. İyi misin Betüş? İyiyim canım. Her şey benim yüzümden oldu. Hiç değil canım. Senin bir suçun yok. Betüş, sen gidersen ben de seninle gelirim. Vallahi ben de seninle gelirim Betüş. Ben de. Güzel, çok güzel. Dudu. Ah, günaydın. Günaydın canım. Erken kalkmışsın bakıyorum. Gece uyku tutmadı pek. Ay, benim yüzümden mi? İşte biraz. Ama neyse, aldırma. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Daha iyiceyim. Hayırdır sabah sabah? Kesildi. Eda yukarıdan açmıştır. Ne? Betüş, bu söylediklerine inanamıyorum. Tamam kardeşim, sen hemen çocukları al, şatoya gel. Tamam. Ay, hay Allah, hay Allah. Ne olmuş Eda? Ne diyor Betüş? Ay, şimdi iki posta ayrı ayrı anlatamayacağım. Annemlere anlatırken sen de duyarsın baba. Hadi gel çabuk çabuk. Anne! Ay, kötü bir haber mi acaba? Eda'nın sesi hiç hoşuma gitmedi Dudu. Ay, hayır olsun. Anne, anne. Betüş aradı. Çoluk çocuk buraya geliyorlarmış. Ne olmuş?
Ya eniştemle kavga etmişler. Betüş evi terk etmiş. Vay başıma gelenler. Ayol bunlar bugüne kadar bir kere bile tartışmadılar ki. Kavgada neyin nesi oluyor? Vallahi bilmiyorum da Betüş'ün sesi çok kötü geliyordu. Ve çok kararlıydı. Rüyamda görsem inanmam. Yok canım, vardır bu işin içinde bir bit yeni. Ben size dedim. Geldiniz mi şimdi sözüme? O canavar adam kim bilir o güzel melek kızıma neler yaptı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.